Çok kısa. Hristiyanlaşmış bir İslam'ı Hristiyanlaşmamış, yani aslında nasıl ayırırız? Yani isterseniz şey olarak vereyim. Hristiyanlaşmamış bir İslam aracısızdır. Hristiyanlaşmış bir İslam aracılıdır. Hristiyanlaşmamış bir İslam tahkikçidir, yani araştırmacıdır. Hristiyanlaşmış bir İslam taklitçidir. Hristiyanlaşmamış bir İslam ilmiyata dayanır. Hristiyanlaşmış bir İslam ise hissiyata dayanır. İşte yani o limbik sistem, yani talamus, hipotalamus, amigdala vesaire. Ya ben efendim, nöroloji dersimde hatırladım bu arada. Estağfurullah efendim. Evet. Hristiyanlaşmamış bir İslam ilke merkezlidir. Hristiyanlaşmış bir İslam kişi merkezlidir. Bu çok önemli. Hristiyanlaşmamış bir İslam sünnetullah'a dayanır. Hangisiydi hocam? Ben karıştırdım. Karıştırdın çünkü yaşadığın memlekette gördüğün farklı. Yani Hristiyanlaşmamış bir İslam, asıl İslam ilke merkezlidir. İlke merkezli. Hristiyanlaşmış İslamsa kişi merkezlidir. Kişi evet. merkezli. Hristiyanlaşmamış bir İslam delille hareket eder. Hristiyanlaşmış bir İslam körü körüne itaatle hareket eder. Hristiyanlaşmamış İslam akletme yeteneğini kullanır. Hristiyanlaşmış İslam itaat etmeyi akletmenin yerine ikame eder. Bu çok önemli. Hristiyanlaşmamış bir İslam emeğe dayalıdır. Hristiyanlaşmış bir İslam manevi rantçılığa dayanıdır. Cenneti bile ranta çevirir. Hristiyanlaşmamış bir İslam kitabidir. Hristiyanlaşmış bir İslam hurafecidir. Hristiyanlaşmamış bir İslam hasbidir. Hristiyanlaşmış bir İslam hesabidir. Hesabidir.